Kademeli emeklilik sinyali. Şimdilerde bir kademeli emekliliktir gidiyor, yani erken emeklilik. Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkacak mı? TBMM'de yeni yasama dönemi başladı ya, emekli olacaklar dikkat kesildi. Kademeli emeklilik mecliste gündeme gelecek mi, şartı şurtu ne? Milyonların dikkatleri yeni yasama dönemi, sohbetin en koyusu da erken emeklilik. Dil düşüncenin arka planını yansıtırmış ya, o misal. Kademeli emeklilik, son durum gelişmeleri ve emeklilik sistemi açıklamalarıyla yeniden gündemin ta göbeğine oturdu. Yaş beklemeden erken emeklilik bekleyen çalışanların da gözü kulağa kirişte. Yeni yasama döneminde kademeli emeklilik masaya gelir mi, gelmez mi? 2024'te mi, 2025'te mi emekliliğimi istesem mi falan. Değerlendirmeler bu mealde, kafalar karışık. Kısacası erken emeklilik sistemi olarak da bilinen kademeli emeklilik, milyonlarca vatandaş tarafından takipte. Kademeli emeklilik çıkar mı, çıkmaz mı? Emeklilik sisteminde değişiklik sinyali veren Ankara, kademeli emeklilik sistemini açıklarken prim miktarının, yaşın ve de ödenen sürenin dikkate alınacağını belirterek, sürdürülebilir bir sistemden söz etmişti hatırlarsanız. Dolayısıyla bu açıklamanın ardından kademeli emeklilik için beklentilerin de yeniden arttığı söylenmişti. O zaman soru şu, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları nedir? Diyelim ve konuya noktayı koyalım. Ve de enflasyon verileri ne olmuş ona bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu beklenen Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon %49,38 olmuş. Noktayı kaldır derle toparla %50. Aylık enflasyon mu onu boş verin gitsin. Hal böyle olunca da TÜİK'in enflasyon verisiyle kira zam oranı da belli olmuş oldu. Dikkat buyurun, kira artış oranı %63,47 olacakmış, Eylül ayı TÜFE kararı. Malumunuz, Eylül ayı enflasyon verileri ev, iş yeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların korkulu gündemiydi, korkulan oldu. Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte Ekim ayı kira artış oranı da belli oldu ve yıllık kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Emekli 12.500 lira ile asgari ücretli de 17.002 lira ile kira sözleşmesini rahatlıkla imzalar artık. Yahu bu maaşla %63 nokta bilmem kaç oranındaki zamlı kirayı nasıl ödeyecek emeklisi, asgari ücretlisi, amiri, memuru? Ve de ayın sonunu nasıl getirecek? Hani ekonomik aktivite artmaya başladı ya. Sağlıcakla kalın.